merhaba, iyi akşamlar. Kapanışa doğruya hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemi seçim, daha doğrusu seçimin sonuçları. Gün boyu bunu konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Alican Türkoğlu yayına katılacak. Alican, hoş geldin. İyi akşamlar. Şimdi ikinci tura, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı bir seçim sonucunu izledik. YSK'nın açıklamaları var sürece dair. Bundan sonra 15 gün sonra tekrar sandık başına gidilecek ve görüldüğü kadarıyla da Sinan Ogan'a ve Muharrem İnce'ye giden oyların ikinci turun kaderini, o oyların yönünün ikinci turun kaderinde de etkili olacağı bir tablo ortada. Ne diyorsun? Doğru. Şimdi bilgiyi aktarayım önce. Az önce Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Skenoki aldığım bilgiye göre kurmaylarıyla bu geçici seçim sonuçlarını değerlendirecek Tayyip Erdoğan. Az önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptığını ve ikinci tur için çalışmaların devam ettiğini ve kendisinin burada olduğunu vurguladığı bir paylaşım yaptığını gördük. Dolayısıyla az önce Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanının açıklamasını hatırlarsak resmen ikinci tur için propaganda sürecinin, adayların propaganda sürecinin başladığına ilişkin açıklamasının hemen sonrasında iki adaydan, yani hem Tayyip Erdoğan'dan hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde sıcak bilgiler var. Şimdi sen de söyledin. Sinan Oğan'ın aldığı 2.829.634 oy ve Muharrem İnce'nin almış olduğu 238.690 oy var. Yani 3 milyonun biraz daha üzerinde bir oydan bahsediyoruz. Şu anda ikinci turda olmayan iki adaya verilen oylar. Şimdi hem Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun bu iki isme oy veren seçmenlerin oylarını nasıl alacağına ilişkin bir formül bulma veya buna ilişkin bir söylem geliştirme hazırlığında olduğunu söylemeliyiz. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın %49.50, Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.89 oyu gözüküyor şu an itibariyle. %50+1'in yeterli olduğunu düşündüğümüzde bu oylar, yani 3. ve 4. olan Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye verilen oyların seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterli olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi yurt içi ve yurt dışındaki sandıklardan çıkan oyların sayımı tamamlandı. Aslında yurt dışında devam ediyor ama seçim sonuçlarını etkilemeyecek bir oranda devam ediyor. 49.51'e 44.88 olarak iki adayın oyları tespit ediliyor ve ikinci tura böyle gidilecek. Şimdi süreçten biraz bahsedeyim. Bugün ilçe seçim kurullarına itirazlar yapılıyor ve bugün yapılacak itirazlar neticesinde ilçe seçim kurulları itirazlara ilişkin cevaplarını açıklayacak. Sonra yarın il seçim kurullarına aynı şekilde itiraz edilebiliyor. Ve yine gün içinde, yarın gün içinde il seçim kurulları da bu itirazlara yanıt verecek. Çarşamba günü ilçe ve il seçim kurullarına yapılan itirazlar neticesinde eğer hala itiraz edilmesi düşünülen nokta var ise Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak bu itirazlar. Ve fazladan bir gün daha süresi var Yüksek Seçim Kurulu'nun. 2 gün boyunca yapılacak incelemeler neticesinde Perşembe günü akşamında da bu itirazlara cevabını verecek ve 19 Mayıs günü resmi gazetede kesin listeler yayınlanacak. Ve bundan sonraki süreçte de, yani 20 Mayıs'tan 24 Mayıs'a kadar olan süreçte ikinci tur için yurt dışında oy kullanmaların resmen başlayacağını söylemem gerekiyor. Daha sonrasında zaten 28 Mayıs'ta ikinci tura gidilecek. Şimdi hem adayların ikinci tur için çalışmalarının hem de siyasi partilerin çalışmalarının neler olacağına kilitlenmiş durumda aslında Türkiye. Bir de bunun dışında tabii seçim sonuçlarının analizleri yapılıyor. Yani özellikle parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın 321 milletvekili çıkararak 49.3 oranını bulması ve bunun karşılığında Millet İttifakı'nın 35.1'de kalmasına ilişkin analizler yapılıyordur. Şu an itibariyle parlamentoda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ana unsurlarını oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu aldığını söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bilindiği gibi 4 siyasi partinin adayları da var. Dolayısıyla DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Partili 37 isim CHP listelerinden milletvekili olmuş gibi gözüküyor şu an itibariyle. Bu kapsamda bunlar çıktığında 2018 seçimleriyle kıyaslandığında AK Parti'nin 7 puan kadar oyunun düştüğünü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili sayısında bir düşüş olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii işte yapılan yeni sistem, işte fermuar sisteminin uygulanması, bazı partilerin adaylarının farklı siyasi partilerin listeleri içerisinde yer alması ne kadar katkı sağladı, buna ilişkin genel merkezlerden muhtemelen açıklamalar
gelecektir. Ancak bugün itibariyle Ankara'nın özellikle, Ankara'daki partilerin de özellikle düşüneceği ve üzerine yoğunlaşacağı konu ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanacak yol haritası olacak gibi gözüküyor. Az önce de söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda AK Parti Genel Merkezi'nde seçimleri değerlendiriyor. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine CHP Genel Merkezi'nden yapmış olduğu açıklama, sosyal medya üzerine açıklamayı aktardık. Bu kapsamda işte Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye verilen oyların nasıl kendi taraflarına çekileceğiyle ilgili olarak bir harita belirleme için kurmaylarla yapılacak toplantılar olacaktır bugün itibariyle ve propaganda sürecinin de resmen başlaması sonrasında bundan sonra neler yapılacağı, nasıl bir söylem geliştirileceği, bu oy oranlarının kendi lehlerine çekilmek için ne gibi yeni adımlar atacaktır yönündeki açıklamaları duyacağız gibi gözüküyor hem Sayın Erdoğan'dan hem de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Tabii bu kapsamda Sayın Oğan'ın özellikle seçmenlerine yönelik bir mesajı olacak mı önümüzdeki günlerde ikinci turda şu adayı destekleyin gibi en merak edilen husus aslında bu. Sadece değerlendirileceği yönünde, yani şu andaki oyların değerlendirileceği yönünde bir açıklama geldi Sinan Oğan cephesinden. Aynı şekilde Zafer Partisi, yani Ata İttifakı'nın oluşturan ana unsur olan Zafer Partisi'nden de benzer yönde bir değerlendirme var. Dolayısıyla şu andaki durum bu. Yüksek Seçim Kurulu'nun son yapmış olduğu açıklama sonrasında artık seçimin 28 Mayıs'ta ikinci turunun yapılacağı da kesin olarak açıklanmış durumda. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki son nokta. Siyasi partiler açısından bakıldığında daha az önce biraz daha söyledim parlamentodaki dağılımı. Şimdi parlamentodaki partiler kamuoyu araştırmalarının özellikle son hafta yapmış olduğu açıklamaların tersine biraz da oyların çıktığını söylemek gerekiyor bu noktada. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi tarafında bir başarının olduğunu, kamuoyu araştırmalarının gösterdiği rakamların aksine bir başarı olduğunu net olarak söyleyebiliriz bugün itibariyle. Dolayısıyla bugün aslında açıklamalar geldi özellikle genel başkan yardımcılarından, siyasi partilerden ama yine de bu akşam itibariyle tam anlamıyla %100'ü oyların sayıldığı açıklaması Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelmesiyle beraber ben bütün genel merkezlerden bir açıklama gelebileceğini tahmin ediyorum. Ancak tabii ki merak edilen ana husus Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerde bu iki adayın nasıl bir yol haritası izleyeceklerine çevrilmiş durumda aslında. Ali Can çok teşekkürler. Ali Can'ın notlarını aldık. Bir araştırma masasına gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu Kıratlı bize katılacak bu noktada. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Şimdi tabii seçimin piyasalara yansıması, etkileri, verilen tepkiler, gün boyu konuştuk bunları. Sen de geçmiş seçimlere de bakarak bir projeksiyon, bir sonuç çıkardın. Ne diyor elindekiler? Evet, şimdi ilk önce 2014 seçimlerinden başlayalım. 2014 seçimlerinde hem seçimin öncesindeki bir ayda hem de seçimin sonrasındaki bir ay ve üç ayda borsa oldukça pozitif bir performans sergilemiş. 2015 yılına geldiğimizde yani genel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde seçimin öncesindeki, ben burada Kasım seçiminden bahsetmek istiyorum. Seçimin öncesindeki bir ayda %6,5 olumlu performans sergilemiş ve seçimin sonrasındaki bir ayda da %3,3'lük yine pozitif performans sergilemiş. Seçimin öncesinde ise %6'lık bir kayıp var, seçimin sonrasında %7,5'lük bir kayıp olmuş. 2018 yılına geldiğimizde ki bu benim bu seçimlere en benzettiğim seçim oldu. İşlerinde performans anlamında söylüyorum bunu. Yine seçimin öncesinde %5,23 bir kayıp var. Seçimin öncesi 3 ayda %17,8'lik bir kayıp var ki Borsa İstanbul'un performansını benzettim dediğim burası. Burada da seçimin öncesinde %12'lik bir düşüş performansı vardı Borsa İstanbul'da. Fakat daha sonra seçimin sonrasındaki bir ayda yine %3,88 kayıp olmasına rağmen seçimin sonrasındaki 3 ayda
ayda Zeynep 3.85'lik bir kazanç olmuş ve en azından verdiklerini birazcık daha telafi etmiş gibi gözüküyor borsa. 2019'daki yerel seçimlere geldiğimde yine bu seçimde olduğu gibi seçimin öncesindeki bir ayda %10.28'lik performans kaybı, yani düşüşle kapatmış. Seçim sonrasındaki bir ayda %1.74 ve seçimin sonrasındaki yine 3 ayda da %2.88'lik bir kazanç var. Ya buradan şöyle bir sonucu çıkarabilirim Zeynep, kabaca söylemek gerekirse. Seçimin öncesindeki borsa performanslarında özellikle 2018 ve 2019 yıllarında olumsuz olurken, daha sonrasındaki 1 aylık ve 3 aylık performanslarda daha sonra bu kayıplarını telafi etme çabasında olan endeksler görüyoruz. Peki o zamanla bu zamanın aslında ki en büyük farkını bir de ona baktık ve düşündük. Seçimin öncesindeki bir sonraki grafiğimize yönetmenimiz eğer getirirse onun da üzerinden bakalım. 2018 ve 2019 yıllarındaki borsanın fiyat kazanç oranına baktım. 2018 yılında en düşük borsanın fiyat kazanç oranı 6.53 civarında, en yüksek de 8.56 civarındaymış. Ortalama 7 ile 7.5 FK arasında işlem görmüş. Ve şu andaki borsanın fiyat kazanç oranının en son tahlilde, yani bugünkü düşüşle beraber 4.45 olduğunu görüyorum. Bu neredeyse yarı yarıya bir düşük ve ucuz ve iskontolu bir borsa demek. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz belki. Seçim belirsizliği kalktıktan sonra daha önceki istatistiklere de bağlı olarak borsanın toparlama eğiliminde olabileceğini söylemiştik. Bunu ucuz ve iskontolulukla da birleştirince seçim belirsizliği veya seçim fiyatlaması kalktıktan sonra borsanın daha iyi bir performans göstereceğini belki bu grafiklere göre söylemek mümkün olabilir Zeynep, toparlayacak olursa. Burcu, teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara ardından Cüneyt Başaran'la konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Londra'ya gideceğiz. Cüneyt Başaran yayına katılacak. Hoş geldin Cüneyt. Merhaba Zeynep, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gündemimiz malumun seçim. Dün sandık başına gidildi. Sonuçlara baktığımızda Cumhur İttifakı'nın mecliste belirgin bir şekilde önde olduğu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı bir tablo var. Dolayısıyla gün boyu bunun ekonomik olası yansımalarını, piyasaların tepkilerini konuştuk. Seninle de oradan başlayalım mı? Piyasalar an itibariyle neyi fiyatlıyor? Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ne diyor? Şimdi Zeynep, evet, biraz evvel Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın da açıklamış olduğu gibi seçimin Cumhurbaşkanlığı kısmı ikinci tura kaldı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarışacaklar ikinci tur için. Bu devam ediyor ama senin de söylediğin gibi meclis aritmeti belli oldu. Mecliste Cumhur İttifakı paydaşları toplamda 323 vekil çıkartarak mecliste 300 üzerine çıkabilirler. Yani bu anlamda parlamentoda Cumhur İttifakı tarafında bir netlik sağlandı. Şimdi ikinci soru, ikinci turda seçimi kim kazanacak kısmı. Piyasalar açısından bakıldığında geçen hafta başlayan bir rally vardı, hatırla. Evet. Ben hatırlıyorum, seninle yayında konuşmuştuk. Evet, evet. Özellikle Perşembe günü artan, Cuma günü üzerine biraz daha eklenen bir rallyydi bu. Biz orada CDS'i, Türk Risk Primi'ni 470 bas puanına kadar indiğini görmüştük. Öyle. Diğer taraftan Türkiye'nin 30 yıllık Eurobond faizini %8'lerin altına kadar indiğini görmüştük. Borsada keza hafta boyunca devam eden ve iyice hafta içerisinde artan bir artış vardı. Ve özellikle bankacılık endeksinde çok net bu kendini belli ediyordu. Buna benzer Türk varlıkları ile olarak bir teveccüh vardı. Hani buna ne sebep oluyor diye sen sorduğunda, ben seçimlerin bu turda ikinci tura kalmadan bitme ihtimali, belirsizliğin gidecek olması. İkincisi de mevcut iktidar kalır ise onun uygulayacağı politikaları biliyoruz. Onlar işte anortodoks olmayan para politikaları, diğer taraftan işte liralaşma denilen model ve onun etkileri, diğer taraftan yeni makro ihtiyati ve mikro ihtiyati tedbirlerle yönetilen bir ekonomi. Yani biz bunu fiyatladık.
diyordu yatırımcı. Hani fiyatlarken de pek bizim piyasa açısından bakıldığında alıp satmak istediğimiz bir durum yok, orta senaryo yok. Bize göre bu sürdürülebilir diyordu piyasa. Ama olası bir iktidar değişikliğinde beklenenler, mevcut muhalefet partilerinden gelen bazı söylemler, işte ortodoks politikalara geri dönecek olması, liralaşma modeliyle ilgili, özellikle KKM ile ilgili yapılabilecekler ve aynı zamanda işte başka bir takım önlemlerin kulağa cazip geldiğini ve böyle bir ihtimale karşı da piyasanın teveccühü gösterdiği görmüştük. Bugün ne oldu? Bugün işte biraz önce anlattığımız gibi hem parlamentonun Cumhur İttifakı'nda kaldığı anlaşılınca hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tura önde giren aday, %49 üzerindeki bir oyla giren aday oldu anlaşılınca bu kazanımların bir kısmının geri verildiğini görüyoruz. Ne görüyoruz? CDS'in en önemli gösterge olan risk priminin 613 puana kadar geri çıktığını görüyoruz. Yani kabaca herhalde bir günde 130-140 bas puanlık bir yükseliş var. Son zamanlarda gördüğüm en sert yükseliş. Ne demek? Türkiye'deki risk priminin artış demek. Eurobond faizi geçen hafta 8'in altına kadar indi demiştik. 9.20'ye kadar geri çıktı. Orada da 1 puan üzerinde artış var. Keza borsada endekste %4, bankacılık endeksinde daha sert satışlar var. Sabah daha yüksekti, bir parça alımlar gelmiş gibi. Şimdi çok rakama boğmayalım. Hani tekrar konuşuruz üzerine. Genel toparlama, geçen hafta belirsizlik bitiyor. Olası bir iktidar değişikliği olabilir. Ya da daha dengeli parlamento cumhurbaşkanı dağılımı olabilir. Böyle bir durumda daha bizim anlayabileceğimiz, daha dünyada genel kabul görülen politikalara, para politikalarına, mali politikalarına, hatta dış politikaya dönüş olabilir şeklinde bir teveccühle gelen alımın bugün itibariyle parlamento zaten Cumhur İttifakı'nda kaldı. Cumhurbaşkanı ikinci tura belli olacak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya şu an için avantajlı giriyor. Dan kaynaklanan, biraz önce saydıklarımın tersi olma ihtimaline fiyatlayan piyasanın satışa geçtiğini görüyoruz. Peki Cüneyt, şimdi seninle de bunu daha önce konuşmuştuk bu seçim öncesinde. Sonuç ne olursa olsun senaryoları konuşurken pek çok yorumcunun dile getirdiği bir şey vardı. Sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin işte geleneksel para politikalarına doğru meyil etmek durumunda kalacağı şeklinde. Yani iktidarın devamı halindeydi. Ama şimdi gelinen noktada bu seçim sonuçlarından sonra mevcut para politikasının da onaylandığı bir tablo çıkmıyor mu ortaya? Dolayısıyla öyleyse o zaman bundan sonra ne beklemeli? Yani evet, sonuçta halkın oyu iradesi tecelli etti ve dolayısıyla da eğer halk parlamentoda da ve ikinci turda da şu an için önde gösteriyor ama ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek olursa bu para politikasının sahibi bu hükümet ve bu hükümetin lideri olduğuna göre buna da onay gelmiştir şeklinde P ise Q şeklindeki mantık dersini hatırlamış olduğumuz bir önermeyle evet diyebiliriz. Buna diyecek bir şey yok, saygı duymak lazım. Hani bu sonuçta bir çıkarımın doğru olduğunu söylüyor. Ancak yani tabii bu onay verilme mekanizmasında onay veren, normal oy basarak onay verdiğini söyleyen kişiler RİT tabii şu detaylara ne kadar hakim olduğunu bilmiyorum. Yani detaylar şunlar. Dediğim gibi daha ikinci tur var, o ayrı bir konu ama detaylar şunlar. Bütçede bugün geldi. İlk 4 ayda yıl sonu açık tahmini, yani 12 ayda yapılacak olan bütçe açığının %58'e ulaşılmış vaziyette. İlk 4 ayda giderler %84 artmış, gelirler sadece %36 artmış. İşte emekli maaşı, memur maaşı artışı, EYT, asgari ücret, deprem harcamaları gibi benzer harcamalardan gelen artışlardan dolayı bütçe, 12 ayda bitmesi gereken bütçe 4 ayda %58'lik bütçe açığa ulaşmış. Muhtemelen yıl sonundaki %3.4'lük gayri safi milli hasılaya göre bütçe açığın oldukça üzerine bile kapatacağız. Geçiyorum. Cari açık. Cari açıkta şu an ilk 3 ayda 23,5 milyar dolar cari açık verdik. Tahmini olarak yıl sonunda 54 milyar dolarlık bir açık tahmini var. Ama bunun da üzerinde kapatma ihtimalimiz var. Yani gayri safi milli hasılanın 5,5'un üzerine çıkacağız gibi gözüküyor. Cari açık son zamanların en büyük cari açığı. Üstelik finansmanı da sıkıntılı. Yani mesela ilk 3 aydaki 23 milyar cari açığı sadece 10 milyarının normal finansman kanalıyla toparlayabilmişiz. Onda 5 milyar doları Suudi Arabistan'dan gelen mevduat. Kalan 14 milyar doları rezervlerden döviz satarak fonlamışız. Yani cari açık yüksek.
cari açık finansmanı da sürdürülebilir değil. Bütçeyi saydım. Cari açığı da saydım. Rezervler. Rezervler sıkıntılı. Brüt rezervler 114 milyar dolar artı. Ama swap hariç net Merkez Bankası'nın ne kadar rezerv var desen eksi 53 milyar dolar. Orayı zaten biliyoruz. Geçtim. Bir liralaşma modeli var. Mevcut hükümetin uygulamış olduğu politikaların en önemli mihenklerine ayaklarından bir tanesi, masanın taşıyıcılarından, saç ayaklarından bir tanesi. Liralaşma da altında sen dövize durma vatandaş, TL'ye geç. TL'ye geçtiğinde ben sana bir faiz vereceğim. Yani banka sana faiz verecek. Ama kur olur da bu faizden daha fazla giderse onu alacaksın. Yani o onu kaçırmamış olacaksın diye ifade edileceğimiz aslında TL mevduat ama dövize bağlı bir TL mevduat kalemi oluştu. Bunun miktarı 2 trilyon TL'yi geçti ve ciddi bir risk oluşturmaya başladı. Yani TL görünümlü ama aslında dövize endeksli bir parite. Üstelik uygulanan para politikaları, dolar kurunun üzerine baskı oluyor olması şu an, istenilen kadar döviz alınıp satılmasının çok kolay olmaması, işte tüzel kişilere döviz satımı konusunda gelirler kısıtlamalar, reel yani şeylerin vatandaşın döviz alımı, Swift vesaire bu konuda yaşadıkları sıkıntılar, kapalı çarşıyla bankalar arasında iki ayrı kuru oluşturdu. Yani şu an gün içerisinde sabah saatlerinde hepimizin yüreğini ağzına getirecek kadar yüksek 4 liralara kadar çıkan, şu an 1-1,5 liralara kadar, evet. 1-1,5 liralara biraz düşen bir makas düşüş oluşturdu. Var. Makasta biraz kapanma var. Dolayısıyla hani şunun için açıkladım bu kadar konuyu. Tabii ki milletin iradesi tecelli ettiği andan itibaren o onay verildiği takdirde bütün politikalara onay verilecektir. Çünkü o politikalar hepsi topyekün gelmektedir. Ancak bu politikalar onay da alsa, yani Sayın Cumhurbaşkanı ikinci turda seçilip devam da etse, yani cari açıktan dönüyorum, bütçeye bakıyorum, liralaşmadan başlıyorum, rezervlere bakıyorum, enflasyondan başlıyorum, işte diğer kalemlere bakıyorum. Pek sürdürülebilir gibi durmuyor. Dolayısıyla hani onay alıp almamasından bağımsız olarak seçim sonrasında mutlaka içeriye para girmesi lazım. Tamamıyla iç tüketime dayalı, yani şu son bir yıldan beri yapıldığı gibi, özellikle seçim sattığına girildiğinden beri yapıldığı gibi iç tüketime dayalı, bütçeyi yoran, enflasyonu coşturan, kuru baskılayan modelde devam etmesi mümkün gözükmüyor. Onay alsak da almasak da bana geldi. Peki o zaman şunu da sorayım, yani ikinci turda diyelim ki tablo Kılıçdaroğlu lehine işledi ve Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu oldu. Yani böylece Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığını, Cumhur İttifakı da meclise almış olacak. Böyle bir denklem mevzu bahis olursa o zaman ne söylemek gerekir bu konuştuğumuz başlıklar üzerinden? Nasıl bir denklem görürüz? Ne nasıl işler, nasıl işlemesi beklenebilir? Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani yarı balkon konuşması olarak tabir edebilecek gece sabaha karşı 2'de yapmış olduğu konuşmada da kendi seçmeninden oy isterken altını çizdiği, daha doğrusu vatandaşlardan oy isterken altını çizmiş olduğu konusu istikrar konusuydu. Neydi Sayın Cumhurbaşkanı orada? Cumhur İttifakı olarak meclisteyiz dedi. Hani bu iki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iki ayağı var. Her ne kadar Cumhurbaşkanı oldukça yetkili ve kendi kabinesiyle burayı yönetiyor olsa da çıkartılan yasaların onaylanması için meclisine ihtiyacımız var dedi. Şimdi biz meclisi garantiledik dedi. Dolayısıyla yani istikrar açısından Cumhurbaşkanlığı da Cumhur İttifakı'nda olursa bu şekilde istikrar gelir dedi. Bu tabi siyaset tarafından istenilen, yani eminim ki Millet İttifakı da öyle isterdi. Siyaset tarafından istenen uyumlu, istikrar vaat eden, hızlı karar almanın yaratılabileceği ve hani bir şekilde daha kompakt ilerleyebilecek model. Ancak ben piyasa açısından, siyaset tarafı açısından yani şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan %49'un üzerindeki oyuyla en azından birinci turda verdiği indikatör olarak, birinci tur için vermiş olduğu mesaj olarak daha avantajlı gözüküyor. Tabii ikinci turda her ikisi de yine sıfırdan başlayacak. Ayrı konu ama piyasa açısından senin söylediğin gibi olası bir değişiklik olur ve Millet İttifakı adayı Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak olursa bu istikrar, kağıt üzerinde bu istikrarda bir kopukluk, bu istikrarda bir aslında başkan, cumhurbaşkanı başka bir ittifaktan, iktidar başka bir iktidar, başka bir yerden diye düşünülse de piyasalar tarafından daha dengeli,
daha piyasanın da sağduyusuyla gidebilecek ve daha uzlaşıyla bir siyaset yapılması söz konusu olacağı düşünüldüğü için onu pozitif karşılayacağını düşünüyorum. Peki, uluslararası yatırımcının Türkiye'ye girişi açısından da bir değerlendirelim mi bu mevcut tabloyu? Ne beklersin? Şimdi Zeynep, uluslararası yatırımcının, yani eğer hisse senedi tarafı diyorsak, tahvili bono diyorsak, doğrudan yatırımlar diyorsak, bunlar uzun süreden beri durmuş vaziyette. Yani kabaca 1-1,5 yıldan beri hisse senedinde de çıkış var, tahvilde de çıkış var. Doğrudan yatırımlar son zamanların dibine düşmüş vaziyette. Yani içinden gayrimenkul alımlarını çıkaracak olursak pek ortada bir şey yok. Dolayısıyla yani şirket satın alma, birleşme konusunda da çok bir şey yok. Dolayısıyla bu anlamda yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisinin soğuk olduğunu bir yıldır, 1,5 yıldır net bir şekilde görüyoruz. Yani daha önce de azalıyordu ama son 1,5 yılı söylüyorum. Buradan sonrasıyla ilgili olarak bence, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir vurgusu daha vardı balkon konuşmasında. Nerede? Birçok spekülasyon yapıldığında, birçok bununla ilgili tevatür olduğundu. Ancak son derece barışçıl bir ortamda ve demokrasi şenliğinde seçimler gerçekleşti. Ve bu saate kadar kendisi de, ben hani seçim sonuçları birazdan netleşsin diye bekledim. Dolayısıyla ikinci turda aynen bu şekilde olacak dedi. Bu anlamda eğer ikinci turda da her şekilde bir demokrasi şenliği içerisinde, ki ümit ediyoruz öyle olacak, bir seçim gerçekleştiği takdirde özellikle Batı dünyasından, yani Rusya, Çin ve Orta Doğu ile ilgili olarak olası bir, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın devam ettiği bir durumda ben ilişkilerin sıcak gideceğini düşünüyorum diye. Ama Batı dünyasıyla olan durumda şöyle bir durumda kalacağız bence. Eğer olur da Sayın Cumhurbaşkanı seçilecek olur ise kendisini yenilemiş, taze bir güven almış, son derece büyük bir demokrasi şöyle seçilmiş bir iktidar olarak Batı'yla tekrar masada hangi şartlar içerse, Türkiye'nin rehin olabilecek şartlar, hangi şartla uzlaşır şeklinde bir görüşme olabilir. Ve dış politikadaki gelişmeler bence orada yeniden uzun süreden beri duran, Batı'dan gelen fonlar konusunda bir akımı sağlayabilir eğer olursa. Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse, o da zaten kendi ifadesine bakıldığında hem ortodoks politikaları geri döneceği için, hem daha çok batılı yatırımcının anladığı, bildiği ve kafasının bastığı diyebileceğimiz para, mali politikaları ve para politikalarını devam ettireceği için, hem de dış politikada NATO vurgusu, Batı vurgusu yapıldığı için orada çok daha hızlı bir yatırım kısmında akış olacaktır diye düşünüyorum Batı tarafından. Şimdi seninle bu seçim öncesinde yaptığımız yayınlarda, yani seçime doğru geri sayarken şunu da konuşmuştuk. Dünyanın da çok yakından takip ettiği, çok önem atfettiği, epey işlediği, üzerine konuştuğu bir seçimdi bu diye. Dolayısıyla hem gelen tepkileri, yani siyasi anlamda gelen tepkileri de soruyorum. Piyasa anlamında, ekonomi anlamında, iş dünyası anlamında da ilk tepkiler nasıl oldu, nasıl şekillendi? Şimdi piyasa anlamında dediğim gibi, yani onlar oldukça sert oluyor. Geçtiğimiz hafta farklı bir beklentiyle hızlı bir risk iştahında artış. Bu hafta ilk seçim sonuçları, ilk tur sonuçlarını gördükten sonra o alım yapanlarda yaşanılan hayal kırıklığından dolayı satış. Orası gel gitler orada yüksek. Ama daha diplomatik ölçekte, daha yüksek seviyede, ülke bazında, başbakan bazında ya da ilgili birimler bazında ki mesajlar daha temkinli. Çünkü en nihayette bir tur daha var. Oturup bekleniyor. O yüzden bugün evet Financial Times'dan tut da Bloomberg'e, Wall Street Journal'dan tut da Reuters'a kadar her yerde Türkiye manşet haber ve haberin genel veriliş tarzı 20 yıllık iktidarının sonunda, 22 yıllık iktidarının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin, bu altı çiziliyor bunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AK Parti'nin oyunun son 20 yılın en düşüğüne düştüğü %35'te bu altı çiziliyor. Ancak buna rağmen ittifak olarak mecliste çoğunluğu toplamayı başardı. Ve ikinci tura kalsa da seçim, birinci turun en güçlü adaya çıktığı vurgusu yapılıyor. Bu anlamda yani bütün dış mecrada haber bu şekilde görülüyor. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü bir kez daha gösterdiği, her ne kadar birinci turda bitiremese de parlamentoyu garantilediği altı çiziliyor. Ama AK Parti'deki oy kaybı da bazı yerlerde belirtiliyor, onu da söyleyelim. Ancak buradan sonrası bence 14 gün sonra seçimler tamamlandığında olacaktır. Şöyle bağlayayım sana, vereyim.
gerçekten Türkiye hem jeopolitik olarak hem gayri safi milli hasılası olarak hem dinamik yapısıyla hem askeri kapasitesiyle hem enerji havzalarının o bulunduğu yerden geçmesiyle o kadar stratejik ve kritik bir yerdeki Rusya ile başlayan, Rusya'nın yalnızlaştırılması, Rusya'nın işte sistemin dışına itilmesi ile başlayan, bence Çin'e doğru önümüzdeki dönemde Batı'nın yavaş yavaş artıracağı oyun planında çok kritik bir noktada. Dolayısıyla hem NATO ülkesi olması açısından kritik bir noktada ama son 4-5 yıldan beri de Rusya ile ve Çin ile ilişkilerini geliştirmesi açısından da kritik ve soru işareti bir yerde Batı'nın gözünde. Dolayısıyla bu açıdan ikinci tur beklenecektir. İkinci turun sonucunda sonuç ne olursa olsun da Türkiye'nin stratejik önemini altına çizdiğim sebeplerinden dolayı bence Suriye ile tekrar herkes masaya oturmaya çalışacaktır her türlü seçim sonucunda. Peki. Cüneyt, şöyle bir 3 dakika kadar bir vaktimiz var. O zaman son bir soru daha sorayım hazır vaktimiz kalmışken. Şimdi sen de altını çizdin. Sonuç yani 2 hafta sonra net sonucu gördüğümüzde ne çıkarsa çıksın. Yani bu Türkiye'nin stratejik önemini değiştirmeyecek. Peki mevcut dünyadaki koşullar da ortada. Seninle zaten onu da uzun süredir konuşuyoruz. Yani hem küresel ekonomide olan bitenler, onun ekonomiyi, dünya ekonomisini getirdiği bir yer var zaten. Jeostratejik krizler mevzu bahis ki orada da ne olup bittiğini görüyoruz. Nerelere evrilebileceğini konuşuyoruz. Dolayısıyla ortam buyken Türkiye sonuç ne olursa olsun hızla atılması gereken, tabii ki ekonomi politikaları anlamında söylüyorum, İlk adım ne olmalı? Normalleşme. Yani Sayın Işın Çelebi de biraz evvel Açıl Sezen'in yayınında çok güzel ifade etti. Yani gerçekten bu seçim sattığında yani son herhalde 8-9 aydır gördüğümüz konular, ben kendim 2000'li yılların başından beri hem bir ciddi bir kısmı masanın öbür tarafında bir finans profesyonel olarak son 12-13 yılında da bir medya mensubu olarak gördüm. Yani bu kadar yoğun vaatlerin havada uçuştuğu, vaatle kalmayıp iktidar partisi tarafından vaatle kalmayıp yerine getirildiği ve iş tüketimin inanılmaz pompalandığı, gelir dağılımının iyice maalesef bozulduğu, enflasyonun bir telden çaldığı, faizlerin başka bir telden çaldığı bir dönem yaşamadım. Yaşımı hatırlamıyorum açıkçası. Dolayısıyla şu içinde bulunduğumuz 5 benzemez durum ekonomik olarak, yani şunu kastediyorum, enflasyon 45, politika faizi 8,5, mevduat faizi 27, işte tüketici faizi 35, ama COBI faizi 20. Yani bu faiz ortamının mesela düzelmesi gerekiyor. Dediğim gibi liralaşmayla ilgili nereye kadar bu KKM'ye göz yumulacak, buna bakılması gerekiyor. Diğer taraftan biraz önce bahsetmiş olduğum o çift makaslı kur, kapalı çarşı, bankacılık sektöründe oluşan kurun bir an evvel kapanması, normale dönmesi gerekiyor. Diğer taraftan hem çifte açığa gidiyoruz. Özellikle dünyanın Fed'in faiz arttırdığı ve kalacağı, orada kalmak için ısrarcı olacağı, dünyada faizlerin belli bir süre yüksek kalacağı bir yerde hem %5,5'luk cari açıkla hem de %3,5'un üzerine giden bir bütçe açığıyla gidiyoruz. Bu çifte açık çok sıkıntılı bir durum herhangi bir parti için, herhangi bir iktidar için. Dolayısıyla bunları besleyen, bu ortamı her geçen gün daha fazla körükleyen ve son 8-9 ayda örneklerini defaatle görmüş olduğumuz politikaların kim gelirse gelsin bir kenara bırakılması. İster ismi Ortodoks deyin. Eğer Ortodoks ismi bir şekilde bir alerji yaratıyorsa ya da başka bir sıkıntı yaratıyorsa başka bir şey deyin. Ama daha anlaşılabilir, daha uyumlu politikalara dönülmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Cüneyt, çok teşekkürler. Burada noktalıyoruz. Günden kalanlarda birazdan ben yine burada olacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik.